arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir lastik toka kenarı çalışması yapacağız düz olan tokamızı önce beyaz ipimizi sık iğne olarak çepeçevre ördük daha sonra hareket katması için kırmızı rengimi verdim zaten lastiğimin ana rengi de kırmızıydı üzerine tekrar beyaz rengimle trabzanlarımı örerek bu güzel görüntüye ulaştım şöyle görelim Trabzanlarımız ve sık iğnelerimizden oluşmakta. Dilediğiniz renk ve lastiklerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Düz lastikler olur. Daha kalın, daha ince lastikler hiç fark etmez. Düz kullanmak istemediğiniz bütün lastiklerimizde bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Farklı renkler kullanarak. Evet ben 2,5 numaralı tığımı kullandım ve evde bulunan iplerimden İki rengimi kullanmayı tercih ettim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Herhangi bir lastik ince kalın hiç fark etmez. Tokamızı alalım. Beyaz ipimizle tığımız da hazır olduktan sonra ipimizi bir tane zincirimizi çekip düğümümü atıyorum. Lastiğimizin daha incesi de olabilir. Daha kalın da olabilir. Hiç fark etmez. Zaten şu şekilde toparlanabilmekte. Zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle elime sarıyorum tokamın altından giriyorum Bakın nasıl içinden şöyle gelişi güzel batıyorum ipimi aldım ve bir tane sık iğne ile kapadım altından giriyorum ipimi alıyorum sık iğne alttan giriyorum ipimi alıp tek seferde çekiyorum elimizde şu şekilde tuttuğumuz zaman rahat e, hareket edebilmekteyiz tamamen tokaya hakim oluyoruz o zaman İleriye doğru devam ediyorum bakınız gevşek gibi görülmekte ama hiç önemli değil. şöyle yaptığımız zaman sıkışacaktır daha ördükçe alıyorum kapatıyorum kırmızı rengimiz görünmeyene dek sık iğnelerimizi örerek tamamlayalım. Lastiğimin kenarını tamamen sık iğnemle örüp bitirdim. Başlangıç yerinin bulunduğu yerdeyim. Şimdi en son sık iğnemin olduğu yerden ilk şöyle bakınız. Sık iğnemin bulunduğu yeri geçiyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum kestiğim ipi de şu şekilde arkaya alarak gizliyorum birkaç defa içinden geçirdikten sonra kalanımızı da keseceğiz şöyle biraz uzaktan alalım kesiyorum kırmızımızla ikinci bir sıra örelim bir tane düğümüm atıyorum ve herhangi bir yerinden başlıyorum. Sabitledim sık iğnemle. Bir tane zincirimi çekiyorum, batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir tane batıyorum. Bir zincir, bir batıyorum. Bir zincir, bir batıyorum. Zincirimi çekiyorum. kadar bir tane zincir bir sık iğne bitirelim ve uç noktada görüşelim başa kadar geldim bir tane zincirimi çekiyorum başlangıç noktama batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum Beyaz rengimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen herhangi bir yerinden batıyorum. Şöyle bir zincir olan bölüme giriyorum ve örmeye başlıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 3. 2 tane zincir çekiyorum. Batıyorum. 1 2 3. Aynı yere 1 2 3 tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum 3 defa da çekiyorum aynı yere tekrar giriyorum 1 2 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum 3 defa da aldı bir tane atlıyorum diğerine batıyorum Dilerseniz daha sık olmasını isterseniz hiç atlamadan da örebilirsiniz. O zaman epeyce bir yoğun olur. İki zincirimi çekiyorum. Aynı yere trabzanım 3 defa da alarak örüyorum. Tığımın başında oluyorum. Bir atlıyorum. Diğerini örüyorum. İki zincir tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle görelim. Şu şekilde başa kadar örerek ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şu şekilde bakınız. Gayet güzel, e, dolgulu, hoş bir çalışma oldu. Şimdi birleşmesini yapalım. En son trabzamı kapadıktan sonra zincirimin arasına giriyorum ilk başlangıçta çekmiş olduğum zincirimi kaydırıyorum ilmeğimi bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum kesmiş olduğum ipimi iç kısma doğru gizliyorum diğer başlangıç ilmeğimde burada her ikisini şu şekilde alta gizleyelim ve lastiğimizi bu şekilde tamamlayalım. Şöyle dilediğiniz lastiklerle çalışmamızı yapabilirsiniz. umarım beğenmişsinizdir. Ve sizler de sevdiklerinizi yaparak hem hediye edebilir hem de sevdiklerinizin başına ya da kendimize örebilirsiniz nasıl isterseniz. Evet çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.